Yeni bir dileğimiz sağlık olsun programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinizi yakından ilgilendiren ve aslında en çok da bilgilenmemiz gereken konulardan bir tanesi olan detoks konusunu işleyeceğiz bugün. Alanında uzman konuğumuz Sayın Diyetisyen Burcu Koyuncu ile birlikteyiz. En ince detaylarına kadar işleyeceğiz. Lütfen kulaklarınızı ve gözlerinizi dört açın ve bizimle kalın. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Daha doğrusu biz hoş geldik. Kliniğinizin kapılarını açtınız bizi. Bizi bugün kliniğinizde ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Birçok insanı ilgilendiren ama çok da aşina olmadıkları bir konu aslında bu. Evet. Sürekli duyarlar ama çok da böyle bilinçli olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Bu programı o yüzden sizle yapmayı da karar verdik. Hemen dilerseniz başlamak istiyorum. Fonksiyonel tıp yaklaşımıyla özellikle. Detoks nedir? Aslında önce yanlış olan detoksu bir anlatmak istiyorum. Daha tabii ilgi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi detoks deyince herkes şunu düşünüyor. Ve şu an sosyal medya platformlarında sürekli dönen şeyler var. İşte 40 bedenle yatın, 38 bedenle kalkın, bu detoksu uygulayın diye. Böyle bir şey yok aslında. Yani bunun bir mantığı yok. Böyle bir hani süper besin vesaire öyle bir şey olsaydı zaten obeziteyle şu an Avrupa birincisi olmazdık ülke olarak. Değil mi? Bir çözüme olurdu ve o tarafa doğru kayardık. Böyle bir durum yok. Ama detoks dediğimiz konuya geldiğimizde esas nasıl yapabiliriz konusuna geldiğimizde aslında karaciğerin detoksifikasyon yolaklarını doğru çalıştırabilmekten bahsediyoruz biz. Hı hı. Yani sanki yanlış çalıştırıyormuşuz gibi bir izlenimimiz oluşuyor. Aslında evet yanlış çalıştırıyoruz. Çünkü en basitinden söylüyorum. Mesela bir restorana gittiniz, yemek yiyorsunuz. Garson gelip diyor ki ne içersiniz? Siz orada şekerli bir içecek içmeye başlıyorsunuz. Evet. Fruktozlu bir içecek içmeye başlıyorsunuz. Hatta asitli. Asitli olanı da içiyoruz. Ve bunların hepsinin sonucunda bunlar şeker yüküyle beraber aslında karaciğer üzerine yük bindiriyoruz. Ve biz bu tarz şeyleri çok fazla yapmaya başladığımızda, işte non-alkolik karaciğer yağlanması dediğimiz sürece doğru gidişat hızlandırdığımız için esas sıkıntıyı burada yaşamamız gerekiyor. Yani bizim aslında vücudumuza doğru ham maddeyi koyuyor olmamız gerekiyor ki o zaten kendi kendine ondan sonraki süreçte doğru yolaklardan çok güzel bir şekilde durumu toparlayacak. Ama biz o dengeyi en başta bu tarz şeylerle bozduğumuz için sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Hı hı. Fonksiyonel tıp bakış açısına baktığımızda aslında detoks dediğimizde dediğim gibi karaciğerin detoksifikasyon yolaklarını doğru çalıştırmaktan bahsediyoruz. Buradaki toksin, şimdi karaciğer nasıl bir organ? Vücudumuzun aslında tamamen temizlik mekanizmasını çalıştırdığı bir yer. Süpürücü etkisi var. Yani gerçekten evin annesi gibi bir şeyi var. Çok fazla görevi var. Çok fazla, hı hı, her şeye müdahil oluyor. Ama çalışmadığında esas sıkıntıyı görmeye başlıyoruz. Burada karaciğerin bu detoksifikasyon dediğimizde yani ilaç kullandığımızda bunun zararlı etkileri, toksin maddelere maruz kaldığımızda, yiyeceklerden aldığımız, tarım ilaçlarından aldığımız zehirler, tüm zehirlerin hepsinin detoksifikasyon, temizlenme işleminin yapıldığı yer karaciğerimiz. Ve şu dönemde o kadar çok bu maddelere maruz kalıyoruz ki, evet, bu maruziyetten dolayı biraz fazla çalışıyor. Üzerine dediğim gibi biz işte beslenmemizde bazı yanlışlar yapmaya başladığımızda İşler biraz çığırından çıkılması hale geliyor. Yükü daha da artmış çok oluyor. Çok da artıyor. Burada da o yüzden derdimiz aslında karaciğerin detoksifikasyon yolaklarını, yani onun daha iyi çalışmasını sağlamak. Yağlanması varsa yağlanmasını geri döndürmemiz gerektiği gerçeği. Evet. Aslında kastettiğimiz detoks, fonksiyonel tıp bakış açısı da karaciğeriniz iyi çalışıyor mu? Hı-hı. İyi çalışsın, doğru bir şekilde çalışsının mentalitesidir. Evet, çünkü zaten vücuda giren zehirden tutun, zararlı toksitlere kadar gıdalardaki fazla şeker oranını dahi depolama görevi var. Onun, evet, ileride kullanmak amacı. O kadar çok fonksiyonu ve görevi var ki onu düzgün yapabilmesi için onun giderlerinin tıkalı olmaması lazım. Kesinlikle öyle. Yani aslında bir depo organı, her türlü temizlik organı, yani atılım organı aslında. Evet. Ve bu organa ciddi manada iyi bir şekilde destekliyor olmamız lazım. Hı hı. Biz bu yolakları tıkamaya yönelik işte problemler yaşıyorsak, mesela alkol zaten burada en önemli şeylerden bir tanesi. Bu sefer bu yolaklar tıkandığında kişi toksin birikimi artmış oluyor, ağır metal yükü artıyor, kişi daha yorgun hissediyor kendini, uyuyor ama uyuduğundan tam olarak bir şey anlamıyor. Yani uyku ilgili zaten tamamen bir sıkıntı var. İyi uyuyamıyor, hı hı, uykuya dalamıyor, uyandığında kendini dinlenmiş hissetmiyor, hı hı, gibi gibi şeylerle karşılaşıyor. Ya da daha basit, hani ben de karaciğer ne durumdadır diyorsanız ben şunu soruyorum, çok fazla koku hassasiyetiniz var mı? Yani özellikle parfüme, sigaraya, egzoz dumanına, bu tarz ağır kokulara ciddi manada maruz kaldığınızda ya da duyduğunuzda ya bu bende mide bulantısı yapıyor, baş ağrısı yapıyor, kendimi iyi hissetmiyorum diyorsanız
bu bir soru işaretidir. Karaciğeriniz çok iyi durumda değil demek ki. Çünkü bunları çok iyi bir şekilde detoksifiye edebiliyor olması lazım. Anlık olarak bunu yapamadığı için karaciğerinizde sorun var demektir aslında. Anladım. O hassasiyetler aslında bizi bir parça düşündürtmeli diyorsunuz. Kesinlikle düşündürtmeli. Çünkü bunu insanlar zaten der, eminim duymuşsunuzdur. Ya ben önceden bu kokulara takılmazdım. Bu artık beni çok rahatsız ediyor. Evet. Ya da işte şey çok duyabilirsiniz. Sigara kokusunu ben severdim eskiden. Artık dayanamıyorum. Başım ağrıtıyor gibi şeyler. Parfüm, kolonya. Kolonya hani çocukluğumuzdan beri alışık olduğumuz bir kokudur. Sevdiğimiz bir şeydir hani gelenek olarak da bizde. Ama onlarda aşırı hassasiyet yaratıp hani hiçbir rahatsızlıkları yok bilinen. Ama öksürük, hapşurma, nefeste daralma gibi şikayetleri olabiliyor insanların. Aynen, astıma giden bir ayağı da var o kısmın. Ve hani ama gerçekten dediğiniz gibi bir kokuya dayanamıyor olmak, bunun sizde bu kadar anlık olarak sorun yaratıyor olması bir soru işaretidir. Acaba ne durumda? Hemen bir karaciğer değerlerini görmek gerekir o kişinin. Hani diyet yazarken de özellikle hani ben görmeyi çok istiyorum. Lütfen diyorum bir doktorunuza gidin ve tahlillerinizi yaptırın. Karaciğer enzimleriniz ne durumda? Hani size de gösterebileyim. Hani karşımdaki kişiye de bunu tam olarak ikna edebileyim noktasında önemli bir şey. Evet, evet hocam. Peki vücut toksinlerden ne şekilde arınır? Nasıl çalışır vücut mekanizması? Şimdi toksinlerden arınmak dediğimiz noktada aslında nereden alırız toksinleri? Önce onu konuşalım. Bir kere toksinleri aldığımız yerler çok çok farklı. Şimdi çok sağlıklı beslenmeye çalışalım. Diyelim ki sebze tüketelim, meyve tüketelim. Buradan baktığımızda son araştırmalar gösteriyor ki pestisit kalıntıları o kadar yüksek ki çok ciddi manada iyi beslenelim, bir şeyler alalım derken bir yandan toksinleri oradan da almaya devam ediyoruz. Evet. Ya da işte makyaj malzemelerinden almaya devam ediyoruz. Derma kozmetik ürünlerinden alıyoruz ya da daha doğrusu kozmetik ürünlerden daha çok alıyoruz. Bunun dışında soluduğumuz havadan, kullandığımız tencereden, tavadan, parfümden, kullandığımız kıyafetten bile özellikle alıyoruz aslında. Çünkü çok polyester, gerçekten kimyasal işlev görmüş bir kıyafet giyiyorsanız bu derinizle temas ettiği için deri de bir emilim organı olduğu için ne olursa olsun bu temas ediyor ve bunların hepsi vücuttan bir şekilde atılabiliyor olması lazım. Bu toksinleri nasıl atacağız peki? Aslında bunların hepsi kana karıştıktan sonra gidiyorlar karaciğerde bir hani kontrole gidiyorlar. Bu bir, herhangi bir şekilde sıkıntılı mı değil mi noktasında. Karaciğer burada bunları ayırma işlemini yaptıktan sonra daha sonrasında vücutta atılım olarak işte böbreklere gönderiyor vesaire derken bunun atılımını sağlıyor. Ya da işte aynı şekilde deriden atılımla ter yoluyla gerçekleşebiliyor. Aslında toksinleri tam olarak burada bu şekilde atıyoruz. Ama hani ben toksinleri atmak için ne yapmalıyım noktasına gelecek olursak, beslenme anlamında gelecek olursak aslında az önce konuştuğumuz o bol bol sebze, meyveyi, pestisitler konusunda bir soru işareti olsa da kullanmamız gerektiği gerçeği var. Evet. Çünkü vücudun şöyle bir mekanizması var. Her ne olursa olsun zaten dışarıdan aldığımız toksinlerin yanında hücresel düzeyde vücudun oluşturduğu bir metabolik atık dediğimiz bir durum da var. Biz de bunlara oksidatif stres dediğimiz mevzu. Çünkü hücresel olarak bir fabrika gibi düşünün bunu. Fabrikanın girişinde bir ham madde girer, bir ürün çıkar ama aynı zamanda bir atık madde de çıkar. Evet. Her bir hücreyi böyle düşündüğümüz zaman hücresel boyutta zaten atıklarımız oluşuyor ve bunların vücuttaki oluşumunu biz oksidatif stres diyoruz. Bu oksidatif stresin vücuttan uzaklaştırılması konusu da aynı zamanda yine karaciğerin etkilerinden bir tanesi ve bizim burada en güzel bol bol antioksidandan zengin bir beslenme ihtiyacımız var. Hep konuştuğumuz o rengarenk beslenmeler, iyi bir şekilde sebze tüketmekten bahsettiğimiz şeyler burada devreye giriyor aslında. Biz bol antioksidanlı beslendiğimizde, karaciğerimizi destekleyebilecek şekilde beslendiğimizde, iyi bir protein aldığımızda, konu hep şeye gidiyor ya, iyi bir sebze tüketimim var benim. İyi bir sebze tüketimim var ama gerçekten proteinden çok eksik besleniyorsan yine sıkıntılı bir durum var. İyi bir protein düzeyine de ihtiyacımız var. Yani dengeli tabaklar, iyi tabakların olması, rengarenk tabakların olması burada çok çok önemli olmaya başlıyor. Ama peki bir kişinin gerçekten sıkıntısı var. Yani hani karaciğer yağlanması noktasına gelmiş ya da işte dediğim gibi parfüm duyarlılığı var ya da işte otoimmün hastalıkları var, kronik hastalıkları var. Zaten buraya gidişatta hep karaciğerde sıkıntı olduğu için bu süreçler ilerlediği için. Evet. Bu kişiler ne yapmalı noktasına geldiğimizde yine aslında kendi uyguladığım planlarda, uyguladığımız diyetlerin yanında ekstradan besin takviyeleri de desteklemenin peşinde oluyoruz ki karaciğer bir an evvel kendini toparlasın. Çünkü onun bir yandan vücuttan toksinleri atmasını istiyorum. Bir yandan da bu toksinleri atarken kendisini de koruyabiliyor olması lazım. Hani toparlanması gerekiyor. Bazen hani şunu da görebilirsiniz.
kişi ciddi manada kilo vermiştir. Ama kilo vermesine rağmen karaciğer yağlanması hala geçmemiştir. Aslında buraya da değinsek mi şu an kilo mevzusu, daha sonra mı gelsek onu bilemedim. Nasıl isterseniz. Yani zaten organ yağlanmaları vücut kitlesinin düşmesinden daha zor oluyor. Kesinlikle öyle. Şimdi buradaki mevzu şu aslında. Karaciğerinizde yağlanma varsa, karaciğerinizde iyi bir detoksifikasyon mekanizması varsa birincisi kilo vermeniz çok zor. Hadi diyelim ki kilo verdiniz. Kilo verdiğiniz dönemde oluşan bir durum var. O da yağların nasıl depolandığı. Yağlar tek başına depolanmıyor vücutta. Toksin maddelerle beraber depolanıyor. Evet. Yani koluna giriyor, onu da götürüyor. Çünkü bu toksin maddeler biraz yağ türevi gibi benzeri bir yapıya sahip olduğu için yağlarla beraber depolanıyorlar vücutta. Bu sebeple de kişi kilo vermeye başladığında, yağları yakmaya başladığında vücudun içerisinde toksin madde salınımı artıyor. Evet. Yani kilo verirken kişinin daha dengesiz olabilir, ruh hali değişebilir, daha yorgun hissedebilir, kendini kötü hissedebilir. Bunların hepsi aslında o toksin yükünün bir anda vücuduna gelmesiyle alakalı. Çünkü o bir kiloyu belki bir ayda aldı ama bir haftada vermeye çalıştığı bir dönemin içerisinde bir aylık toksin yükünü aynı anda aldı vücuduna. Daha yüksek bir seviyeden bahsediyoruz burada. Bunu detoksifiye edebiliyor olması lazım. Eğer karaciğer kişinin burada iyi çalışmıyorsa, yani kilo verse de o toksin yükle mesela, bunu hep söylüyoruz, gerçekten yardım almak gerektiği. Eğer buraya desteklemiyorsanız daha yorgun, işte kilo verdiğiniz için daha mutsuz, çökmüş, saçlarınız dökülüyor, tırnaklarınız kırılıyor gibi gibi şeylerle karşılaşırsınız. Çünkü vücutta toksin yükü arttırdınız ve atmıyorsunuz şu an. Karaciğer detoksifikasyon yolakları iyi bir şekilde çalışmıyor. Çalışmadığı için de onlarla birlikte vücutta kalıyor. Aslında yağ yakarkenki en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hani hep şey deriz ya, lütfen hızlı kilo vermeye çalışmayın. Lütfen hızlı kilo vermeye çalışmayın. Bir kişinin bir ayda 10 kilo vermesi demek 10 kiloluk yağla beraber depolanan toksinin vücuda karışması demek. Yani bunu hep atlıyoruz. O yüzden sakin, yavaş yavaş gitmek gerekiyor. Kilo verirken de gerçekten tüm vücudu destekleyerek gitmek gerekiyor. Ben danışanlarım hep şunu söylüyorum. Ya kiloyu hiç kafana takma lütfen. Çünkü o ne olursa olsun gidecek. Ama önce vücudunda seni iyi hissediyor olman lazım. İyi hissediyorsan doğru bir yoldayız. Ama sen kötü hissetmeye devam ediyorsan, ilk birkaç haftadan bahsetmiyorum kesinlikle. Çünkü bir şey alışma süreci hepimiz için zor. Ama sonraki süreçte artık kişinin ben çok iyi hissediyorum, daha iyiyim, daha enerjiyim demesini bekliyorum. Bunu demiyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Yani esas hedefimiz de bu. Ya burada dese ki kilo veremiyorum. Tamam diyorum, yani veremiyor olabilir. Şu an vücudum kendini tamir etmekle uğraşıyor çünkü. Hepsini aynı anda yapamıyor olabilir. Burada bu dengeyi kurmak gerektiği gerçeği var. Neden kilo vermemeliyiz? Sanki şey, biz kilo vermez istemiyoruz gibi bir durum söz konusu oluyor. Hayır, öyle değil. Gerçekten hani sonrası ya da sonrasında kiloları hızlı almak mevzusu, o da bir etken ama esasında gerçekten o toksin yükle vücudunuzun maruz kaldığındaki tepkisi, yani birazcık sorunlu, gerek yok böyle bir şeye. Aynen öyle. Ya zaten nasıl göründüğümüzden çok sağlığın ne kadar bize döndüğü önemli orada. Hep siz daha önceki programımızda da söylemiştiniz. Lütfen diyetisyenleri kilo verme uzmanı olarak görmeyin. Evet. Sağlık bulma uzmanı olarak görün. Gerçekten o çok doğru bir laftı. Diyetisyenler sizin sağlık bulduğunuz uzmanlar. Çünkü onlar organları da değerlendiriyorlar, yağ kütlesini de değerlendiriyorlar, kas kütlelerine bakıyorlar. Her şeyi bütüncül olarak baktıkları için birçok yönden değerlendiriyorlar. Belki de o anda hızlı kilo vermek o hasta için belki başka komplikasyonlara sebep olacak. Ünlülerden, medyadan da takip ettiğimiz gibi çok ölümlerle sonuçlanan hızlı kilo verme olayları oldu. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Yani bir şeyleri yapıyor oluyorken ters gitmesini hiç istemeyiz. O yüzden de güvenmek lazım biraz daha uzmanlara. Ya burada şey var, hani ben sürekli şey sorgulatıyorum aslında. Sen kilo vermeye çalışırken ya da hızlı kilo vermeye çalışırken vesaire, eğer benim tabirim böyle en azından, ruhundan bir parçalar kaybediyorsan, kendinden bir şeyler veriyorsan sen iyi bir şey yapmıyorsun. Evet. Bırak o kilolar sende kalsın. Yani hala anlatmak istedikleri vardır sana. Ama gerçekten de o kiloyu verirken ya kendinden yeni bir insan doğurmak belki ama bu enerjik olarak, iyi hissederek, bir sağlıklı bir birey olarak doğurmak lazım. Yoksa zaten çok da bir önemi yok. Çünkü şöyle bir şey var. Vücut çok iyi adapte oluyor her şeye. Evet. Ciddi manada şimdi o kadar iyi adapte oluyor ki kendini yaşamın içinde tutmaya adapte olmuş durumda. O kiloların senin, yani o kilodaki bir birey olarak, diyelim ki 15 kilo fazlası olan bir birey olarak, bu 15 fazla kiloya
bağlı olarak vücudu bir adaptasyon geliştirmiş ve tüm hizmeti ona göre yapıyor. Ona göre kan pompalıyor, ona göre davranıyor, ona göre yolaklarını düzenlemiş. Çünkü şöyle bir şey var, benim çok şaşırdığım etmenlerden bir tanesi de çok yüksek kiloda bir danışanım başlamıştı ve karaciğer enzim değerleri çok iyiydi. Hı-hı. Ben şok geçirmiştim, yani bu kişinin bir karaciğer yağlanması olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Bir ay sonra diyetten, bir ay sonra tekrardan görüştüğümüzde karaciğer enzim değerleri artmaya başlamıştı. Şimdi buradaki mevzuya baktığımızda vücudun adaptasyonunu görüyoruz aslında. Evet. Yani kendini hayata tutmak için belli bir adaptasyonu var. Bir şeyleri doğru yapmaya başladığında evet ben sıkıntılıyım demeye başlıyor. Bir de şey oluyordu hocam, çok zayıf fidan gibi deriz ya. Ama karaciğeri neredeyse siroz olmak üzere. Yanlış beslenmeden organları, evet. Böbrekleri mesela ultrasonda bulunamıyor. Kesinlikle. Ama kendi çok fit. Şimdi böyle şeyler hep danışanlarım diyor ki ya yiyip yiyip nasıl kilo almıyorlar? Ben bu insanlardan nefret ediyorum. Diyorum ki siz şanslısınız. Değil mi? Yani vücudun sizinle konuşuyor. Diyor ki bende sıkıntı var ve hani bak yağ yapıyorum ben, sorun var. Ama bunu yapmayan bir birey yapması gereken doğru yolu bulmakta daha zorlanıyor. Dışarıdan gözüküyor. Diyor ki iyiyim ben, fit gözüküyorum. Evet. Ama çok enerjisiz. Hayattan bezmiş. Uykuları sürekli uyku çok hali. Kötü. Aynen, yani gerçekten daha depresif. Hı-hı. Ve bunu baktığında ben fitim, sorun yok. Ama öyle değil. Öyle değil. Halbuki organlar çok daha farklı durumdalar. Aynen, organlar evet. İçeride çok daha kötü durumda. Peki hocam, hangi organlar detoks işlevi görür vücudumuzda? Birincisi az önce konuştuğumuz gibi karaciğer zaten. En büyük yükü o taşıyor. Bir diğeri terleme organımız olduğu için deri. Deri evet. Çok önemli. Mesela bu tarz, size konuşmuştuk, eliminasyon diyeti tarzı şeylerde toksin atma dönemleri vardır. Bu toksin atma döneminde danışan gelir der ki ben terlemeye başladım ve çok kötü kokuyorum hocam. Der. Halbuki attığı aynen aslında atıklar. Toksin atmaktan kaynaklı. Ben böyle durumda diyorum ki lütfen daha sık duş al ve üzerinde hı-hı. Kurutma. Yani bu hı-hı. Özellikle hani spor yaptıktan sonraki süreç içinde yani üzerinizde ter kurutmamaya özen gösterin. Evet. Yani çünkü oradan bir toksin attınız. Hele ki böyle bir dönemdeyseniz, kendinizi zaten kötü hissettiğiniz bir dönemdeyseniz onu tekrardan deriden geri emilmesine de gerek evet, yok. Evet, üzerinizde kuruduğu zaman tekrar deri onu geri emiyormuş değil mi? Aynen. Attığı toksitleri. Kesinlikle tekrar geri emdiği için o yüzden bol bol duş almak öyle dönemlerde çok önemli. Hı-hı. Onun dışında bir diğeri bağırsaklarımız kesinlikle. O evet. Olmazsa olmazımız. Bir diğer konuya geldiğimiz aslında akciğerlerimiz. Hep böyle görmezden gelmiş şeylerden bir tanesi ama hı hı. Nefes alıp nefes veriyoruz ya aslında. Hı hı. Karbondioksiti vermek. O bile bir aslında atılım organı. Evet. Bir detoksifikasyon organı. Ve bunu çok sessiz sedasız zehirleri atan, toksitleri atan bir organ. Ama çok şöyle bir şey var. Ben danışanlarımla hep konuşuyorum. Diyorum ki nasıl nefes alıyorsunuz diye ben sorguluyorum. Hani bir diyetisyenin bunu sorgulaması biraz saçmaymış gibi geliyor kulağa ilk başta. Ama şöyle bir durum var. O kadar hızlı nefes alıyor kişi, o kadar kendini bilmeden, varlığını bilmeden nefes almaya çalışıyor ki hı hı. Aslında sürekli modunda takıldığı için evet. Aslında tam olarak nefes alamıyor. Yani o akciğer bir türlü oksijenlenemiyor. Akciğerin oksijenlenemiyorsa demek olması demek vücudun oksijenlenemiyor olması demek. Yani kan damarları o kadar iyi bir şekilde oksijen taşıyamıyor, hücreler aç kalıyor vesaire ve evet. Kişi sürekli o parasempatik sinir sisteme de geçemiyorsak sempatikte kalıyor. Çünkü vücutta sürekli bir alarm var. Yani yetmiyor. Oksijen yetmiyor. Burada o yüzden akciğerler çok önemli. Nasıl hı hı. Nefes aldığımız da çok önemli. Hani hepimiz nefes alıyoruz işte yaşıyoruz gibi bir şey değil gerçekten. Hani diyafram nefesi denilen nefesinizin nerede kaldığı. Yani bir kendinizi kontrol edebilirsiniz gerçekten. Hani elinizi bir karnınıza bir de göğsünüze koyup nefes aldığınızda nereye nefes alıyorsunuz. Bazen hani şey vardır ya yaşlarımızda zaten. diye böyle bir hı hı. İstek vardı. Bu istek de aslında doğru düzgün nefes alamadığımızı gösteren şeylerden bir tanesi. Bu çok sık yapıyorsanız demek ki başka bir şey, yani orada bir sıkıntı var. Burayı da çözümlemek gerekiyor aslında bir bütüncül olarak bakacak olursak. Evet. Bir diğer kısımda tabii lenfetik sistem dediğimiz hı-hı. Lenf organlarımız. O da çok bilinmiyor hocam. Lenfler de aslında o kadar önemli ki hem bizim bağışıklığımızı destekleyen bağışıklık organları, biz de sıkıntı girdiğinde savaşan onlar aslında. Evet, evet. Lenfleri tanımıyorlar bile. Lenfler gerçekten böyle şey sessiz sedasız çalışan onlar galiba. Sanki var hı-hı. Mıyız yok muyuz? ama çok büyük askerleri gibi. Ama. Ya gerçekten o kısım tamamen öyle. Evet. Lenfetik sistemde de genellikle hani hep şeyden bilirsiniz genel anlamda bir kanser hastasına tanı konurken lenf sistemine çok bakılır. Çünkü orası da bir atılım organı olduğu için orada birikimler olabiliyor, lenfler hı-hı. Şişebiliyor gibi hı-hı. Şeyler hı-hı. Gözüküyor. Yine bu sebeple de lenf sistemi de atılım organlarından bir tanesi, detoksifikasyonu hı-hı. Sağlayan şeylerden bir tanesidir aslında. Peki ben hani genel anlamda teker teker organlarıma nasıl iyi bakacağım noktasına gelecek olursak
Bence aslında dengeyi bulmak en önemli şeylerden bir tanesi. Hani teker teker ne yapacağım, onu nasıl yapayım falan değil. Az önce konuştuk ya, fabrika. Her bir hücreyi bir fabrika gibi düşünüp vücudumuzu büyük bir fabrika olarak düşünsek aslında. Ben bu fabrikaya ne koyuyorum içeriye? Şöyle gerçekten hani hayatta birçok şeyi ne bileyim gezmeyi seviyoruz. Başka şeyler yapıyoruz. Ne bileyim makyaj yapıyoruz. Birçok hani kendimizi mutlu edecek, iyi hissetmek için şeyler yaparken bir şeyi atlıyoruz. O da bu bedeni beslemek. Bu bedeni evet. Nasıl beslediğimiz önemli. Ben şey diye söylüyorum bunu. Bu beden aslında ruhunuzun bir kıyafeti bir noktada. Bu açıdan baktığımızda nasıl ki bir kıyafeti, çok sevdiğiniz bir kıyafete değer verirsiniz. Dolabınızın en güzel yerine asarsınız. Yıkarken en iyi deterjanı kullanırsınız. Güzelce ütülersiniz vesaire ve gözünüz gibi bakarsınız. Bizim değiştiremeyeceğimiz bir elbisemiz aslında bu. Ve bu elbiseye bu sebeple iyi bakmak gerekiyor. Evet. Ona iyi baktığımızda, dengeyi bulduğunda zaten hani vücut nankör değil bu konuda. Bedenimiz nankör davranmıyor aslında. Evet. Hemen etkilerini görmeye başlıyoruz. Evet, bu programlar sayesinde öğrendiğimde çok şaşırdığım bir şey. Bir hani hep halk arasında giren dert çıkmıyor diye bir tabir vardır. Evet. Biz bunu duya duya hayatımızı sürdürdük. Ama bu programları başladıktan sonra organların kendini yenileyebildiği, hastalıkların aslında beslenme hatalarıyla, yaşam tarzı hatalarıyla ortaya çıktığını öğrenip organların tekrar geriye döndüğünü duyduğumda inanın çok yüreğime su serpildi. Yani çok keyifli diyeyim. Bir şey gerçekten. Evet. Çünkü bir diyabet hastasına sadece bundan sonraki tüm yaşam boyunca bunu böyle devam etmelisin kısmı gerçekten üzücü. Şöyle bir şey. Hastalıklarda da öyle. Kesinlikle bağışıklık öyle. Hastalıklarında. Kesinlikle öyle. Yani tamamen bundan sonra böylesin demek hani gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Kişiye bir kere bir şey yüklüyoruz ya burada. Geçmeyecek bu. Bu bende devam edecek. Evet. Enerjisini veriyoruz. O inancı yüklemiş oluyoruz. Ama halbuki aslında birazcık çabayla, birazcık emekle, hani doğru müdahalelerle birçok şey çözümlenebiliyor aslında. Çok ciddi hastalıklar bile. Kesinlikle öyle. Beslem kanserden MS hastalığına giden kadar. Otizmin bile bu aslında otizm çok cuk oturacak bu konuyla ilgili. Tam olarak öyle. Yani çocuktaki ağır metaller yüzünden hamilelikte geçirilen, değil mi? Yanlışım varsa düzeltin lütfen. O çocuk o sıkıntıyla karşılaşıyor. Kesinlikle öyle. Ama diyeti düzenlenerek bir sürü çocuğun iyileştiğine şahit olabiliyoruz şimdi. Şimdi otizmde gerçekten öyle bir sorun var ki hani bağırsak, yani çocuk doğduğu sırada bağırsak, hani biz diyoruz ya işte yıllar içerisinde 40 yaşında bir kişi otoimmün bir hastalığa bulmuş. Denk yani o tanı konulmuş. Diyoruz ki bunun bir 10 yıllık geçmişi vardır zaten en azından ve şimdiye kadar vücuduna nasıl baktığınla alakalı bir şey. Ama biz şu an öyle bir maruziyet içerisindeyiz ki evet. Bu maruziyetten kaynaklı olarak çocuklar hani anne karnında bu olaylara, toksin maddelere maruz kalmaktan kaynaklı olarak otizmle beraber dünyaya gelebiliyorlar. Evet. Yani bu konuyu o yüzden hani bir kişi nasıl 40 yaşında bir şeylere dikkat etmeye başladıysa o maalesef en başından beri dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Aslında maalesef de değil, aslında hepimizin yapması gereken şey hem bu. Hem kendisi adına, hele kadınlar özellikle, çünkü anne olacak. Hem kendisi adına hem doğacak çocuğu adına dikkat etmesi lazım tabii. Kesinlikle ki. Öyle. Yani ne yaptığımız, ne yediğimiz, işte yüzümüze, vücudumuza ne sürdüğümüz de önemli. Hı hı. Çünkü bazen şey de atlıyoruz hani. Ya cildime sürdüm ne oldu ki hani bir krem. Bir krem değil o. Şu an gerçekten mesela tedavilerde hekimler bir kremle tedavi uyguluyorlar şu an. Yani buna böyle baktığımızda gerçekten konu böyle bir şey değil. Evet. Detaylı bir şekilde, dikkatli bir şekilde ben ne yapıyorum, ne sürüyorum, ne yiyorum, ne içiyorum önemli olmaya başlıyor. Otizm gerçekten de hani son zamanlarda bu kadar karşılaşmamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Bir çalışma var Dilek Hanım. Çalışmada şöyle bir şey. Anne karnındaki çocuğun plasenta kanına bakıyorlar ve plasentada birçok toksin yük buluyorlardı. 1000'in üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. 4000 diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Hı hı. Toksik madde ile karşılaşıyorlar. Bu sebeple hani daha plasentadan bahsediyoruz ya daha dünyaya gelmemiş anne karnındaki bir bireyden bahsediyoruz. Şu an gerçekten hani bir şeylerden kaçmak biraz zor kabul ediyorum ama hı-hı. ne kadar maruziyet azaltabilirsek o kadar bizim hı-hı. için iyi. Hı-hı. Ama ne kadar kaçmamız zor olsa da bir şekilde eğer ona niyet ettiğiniz zaman o işini iyi yapan, iyi üretim yapan, düzgün çalışan, hani biraz daha helalinden ve kimseye zarar vermeden hayatımı sürüyor. Az kazanayım ama iyi şeyler yedireyim ve balamayayım tarzında düşünen gerçekten üreticiler de var. Ben bunu kendi yaşamımda da birebir. Ya ben nereden bulacağım şimdi
dediğim zaman önerilerle mesela gidip de onlara danıştığımda hakikaten işlerini iyi yaptıklarını gördüm. Bu çok güzel. Şimdi onları ne kadar desteklerseniz, onların bileklerini ne kadar kuvvetlendirirseniz onlar sağlıklı üretmeye daha da devam edecekler. Bu yine bizim elimizde. Önce biz bilinçleneceğiz ki o insanları desteklediğinizde onları bulmak çok da zor değil aslında. Kesinlikle. Zaten hayatınızda gereksiz bir sürü şeyi çıkarttığınız zaman ne kadar ıvır zıvıra, çöp gıdaya para harcadığımızı ben şahsen kendi hayatımda hayretler içinde şahit oldum. Aldığınız temiz gıda pahalıymış gibi duruyor ama insanlar şimdi diyecekler bu maddi durumda biz o nasıl ulaşacağız? Onların bir tane ekmeği bile ne kadar? Ama inanın cebinize para bile kalıyor. O öyle beslenmeye başlayın. Çünkü ıvır zıvır hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Şimdi birincisi bu konu gerçekten arz talep meselesi. Biz birazcık kolaya kaçma, daha doğrusu genel anlamda hazır gıda. Hazır gıdaya yönlendiriliyoruz zaten. Ben bunu her seferinde, her danışıma söylüyorum. Belki daha önce bir programda söylemişimdir. Bize reklamlarda paketli gıdalar satılırken hiçbir zaman şey satılmaz. Ürünün kendisi satılmaz. Duygusu satılır. Kesinlikle. Bu kadar net bir şekilde birisi. His satılır yani. Biz o hisse odaklandığımız için şey yaparız. Şimdi Ramazan tekrardan geliyor. Belli başlı asitli içecek üreticilerinin yine reklamlarda dönecek şeylerinden bir tanesi aile olacak. Aile sofraları, kocaman evet. Sofralar olacak. Yine biz kendimiz öyle bir yer hissetmek isteyeceğiz Ramazan sofrasında gibi bir şey varacak yani. Çünkü her zaman bu şekilde. Hep duygu yüklüyorlar reklamlara. Hep duyguyla geliyor. Yani şimdi bu duygu yükün içinde biz çok hızlı akan bir hayatın içinde yalnızlaşıyoruz ve o duyguları hissetmek istiyoruz. Doğal olarak bunu yiyeceklerle karşılaştırma gibi bir eylemimiz oluyor. Dediğiniz gibi sanki bu iyi gıdaya ulaşmaya çalıştığınızda bunlar çok pahalıymış gibi, çok yüksek ücretlermiş gibi gelsin. Aslında dediğiniz gibi konu diğer kısımlarda harcadığınız şeyler azalttığınız için doğal olarak aslında çok güzel dengeleniyor. Evet. Ve şöyle düşünün, daha az acıkıyorsunuz, daha kaliteli yiyorsunuz ve vücudunuzu evet. Yormuyorsunuz aslında. Onun dışında gerçekten kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz kazancınız bile artacak. Çünkü daha verimli bir insana dönüşeceksiniz aslında. Evet evet aynen. Bunların hepsi birbirine böyle bağdaştığında, birleştiğinde konu böyle değil. Ve ilerleyen dönemde yaşamınızın işte bir 10 yıl sonrasında sizi belki hastalıklardan koruduğu için bir hastaneye, ilaçlara vesaireye vereceğiniz paralardan sizi koruyor. Evet. Bunlar çok önemli. Hani anlık olarak sanki çok harcamış gibi gözükseniz de genel anlamda sağlığınıza öyle bir yatırım yapıyorsunuz ki o yatırımla beraber hani gelecekte bir sıkıntı yaşamayacaksınız ki zaten. Eski toprakların hem uzun ömürlü olup hem o kadar sağlıklı olması tam da bu. Kesinlikle öyle. Evet. Gerçekten öyle. Hani iyi besleniyor olmaları çok çok önemli bir şey. İyi gıdaya ulaşabiliyor olmaları. Bir de mesela eskilere şey yapamazsınız. Bilmiyorum hani kaç tane yaşlı insan tanıyorsunuz abur cubur seven. Değil mi? Sevmezler bir de yani. Aynen. Sevemezler. Çünkü aynen. Onların hem damak tadına hem yaşamına, vücuduna çok uygun değildir. Yani siz de bir eliminasyon diyeti geçirdiğiniz için daha önce konuşmuştuk. Sonraki süreçte tekrar yemeye başladığınızda vücudunuz onu tekrar öyle istememiştir yani. Yani midem bulandı. Çok keyif aldığım gıdalar beni çekmedi açıkçası. Yani çok yağlı ve itici geldiler. Çünkü damağım o temiz gıdaya alıştığı için beni mutlu eden taraf yön değiştirdi. Kesinlikle öyle. Tam olarak öyle. Hani şey mevzusu vardır ya salata yiyen kız. İtemi var. Yani gerçekten salata yiyen kız. Kız gerçekten her gün salata yiyorsa emin olun canı salata çekecektir yani. Çünkü evet. Doğrusu artık tamamen damak tadı, vücudu o duruma alıştığı için çok net bir şekilde bunu görebilecektir. Ya da şunu görebiliriz. Mesela temiz beslenmeye başlayan birisi bir cips yesin gerçekten bayılır yani bu ne kadar kötü bir gıda falan der yani o net ayrımı hani kendisine yarattığı eksi kısmı çok net bir şekilde fark eder. Her gün cips yiyen birisi onu asla fark etmez. Evet. Bu farkındalık seviyesini çok etkileyen bir şey olmaya başlıyor. Aynen ya en basitinden yemeğin içine atılan tuz sizi rahatsız ederken o cipsteki ağır tuz yükü sizi rahatsız etmiyor ve daha da yedirtmeye devam ediyor. Çünkü neden? İçinde katkıları var. Zaten beyine hükmediyor. Daha paketi gördüğünüz zaman yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. O hamburgerlerde de özellikle. Çocuklar resmen yapışıyorlar. Ama bir kebapçıya götürün çocuğun hiç ilgisini çekmiyor. Asıl yemesi gereken o. Kesinlikle öyle. Hani aslında baktığınızda hamburgerle kebabın ne farkı var ki? Yani içinde
Yani kebapla ekmek de yiyebiliyorsunuz. Ekmek ve et, hamburgerin içeri de ekmek ve et aslında. Ama ne farkı var? Yani burada da aslında gene konu duyguya geliyor. Birincisi nasıl satıldığı mevzusu. Kebapçılarımız da yapsın güzel reklamlar. Onlar da satış yapar. Duyguya hitap etsinler. Ama bunun ya dışında hani gerçekten de dediğiniz gibi katkı maddeleri vesaire özellikle büyük firmalarda net bir şekilde görülüyor. Maalesef. Evet, beyni özellikle etkileyen. Ben bir pastane üreticisinden bunu özellikle duymuştum. Onların şimdi üretim anında hata yapma şansları yok. Maliyeti artıracaklar çünkü zaman kısıtlı, bir sürü ürün çıkartması lazım ve her ürünün de kıvamında çıkartıyor olabilmesi lazım. Onun için de katkı maddeleri kullanılıyor. En basit ekmekte bile. Evet. Hani taş fırın birazcık daha masum deniliyor. Normal ekmekleri asla diyorlar, fırıncı diyor bunu, almayın. Seviyorum kendisini. Doğrucu fırın. Taş fırının bir parça daha şey olduğunu söylüyorlar, masum olduğunu söylüyorlar. Ama hem beyne yerleşiyormuş o içindeki katkı ve size yeme ihtiyacı veriyormuş, nikotin gibi. Evet, vücudunuzda o şekerlere düşkün olanlar mesela şeker seviyesi düştüğü zaman biraz hemen şeker canı çekmeye istiyor. Unlu mamullere çok düşkün olanlar azaldığında hemen onlara çekmeye çalışıyor. Dediğiniz gibi salata çok tüketen de salata canı çekiyor bu sefer. Kesinlikle öyle. Yani mesela birisi gelip hani diyeti nasıl yapacağız diye anlatıyorum, diyor ki ben peyniri bırakamam. Çok kötü bir peynir bağımlısı, diyor ki o zaman peyniri bırakacağız. Net olan kısmı bu. Gerçekten dediğiniz gibi, şimdi az önce otizm konuştuk ya. Evet. Otizmde mevzu şudur. Glikoz, daha doğrusu pardon çok özür dilerim, glikozum, gluten. Evet. Gluten gliyada morfin etkisi yapar çocuklar. Ve hani otizm çocuklarında morfin etkisi yapmaya başlar aslında gluten. Şimdi bu bağırsak geçirgenliğinden çocukların gerçekten ciddi manada tamamen burada sorun yaşıyor olmalarına kaynaklı bir şey. Aynı şeyi hani onlar atıyorum %90 seviyesinde yaşıyorsa belki %20 seviyesinde biz de yaşıyoruz aslında. Evet, evet. Yani maalesef ki şu an çok fazla glutenli besleniyor olmanın verdiği bir maruziyetimiz var ve isteğimiz var. Burayı bir toparlamak gerekiyor ve aslında hani morfin etkisi yapıyor demek belki hani biz bir birey için biraz iddialı, fazla iddialı olabilir ama yine de böyle bir şeyin olduğu, hani bırakma konusunda yani şunu düşünebilirsiniz. Birisi ekmeği bırakacaksın dediğinde gerçekten birçok hastalıkla uğraştığında bunu bir dönem, bir dönem diyorum bu arada, sürekli de söylemiyorum. Bir dönem bırakmanız gerekiyor en azından bu tarz bir program uygularken. Bunu söylediğinde gerçekten tekrar benimle iletişime geçmeyen çok kişiyle karşılaştığım için. Ya bu kadar önemli bir şey olmamalı. Aynen öyle. Yani izleyenlerimiz bana da yazıyorlar hocam. Gluten, gluten, gluten. Yani nedir tam olarak bu gluten? Biz ne kadar anlatsak da ben onların dilinde şunu söylersem doğru olur muyum bilmiyorum. Tutkal. Evet öyle. Aslında tutkal kesinlikle gibi düşünüyorum öyle. Onu ben. Şimdi şöyle en basit örneğini şey yapayım. Bir 10 yıl önce bir hamur tuttuğunuzdaki hamurun yapışkanlığıyla şu anki hamurun yapışkanlığı aynı şey değil. Dediğiniz gibi tam olarak tutkal. Hani gluteni oranı arttı dediğimiz mevzu bu. Bunu net bir şekilde buradan gözlemleyebilirsiniz. Gluten oranı arttı. Çünkü şu an mutfağınıza yaptığınız bir hamur daha böyle birbiriyle sıkışık, elastik. Hani asla sanki böyle bozulmayacakmış gibi bir etkisi var. Tam olarak öyle. Gluten aslında bir protein. Var olması gereken de bir protein. Bununla ilgili bir sorun yok ama şu an sadece çok fazla var. Evet. Bu kullanılan tarım ilaçlarından, hibrit tohum dediğimiz durumdan vesaire vesaire birçok şeyden. Ve bizim şu an bu kadar yüksek gluten yüküne vücudumuzun adapte olmamasıyla alakalı. Özellikle bağırsaklarımız. Kesinlikle. Duvarlarına yapıştığını düşünsenize, o sindiremeyecek. Emülasyon o yüzden kurtarıcı biraz daha bu dönemlerde. Sindiremeyecek. O duvarları zaten düzgün çalışmayacak. Vitaminleri alıyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz diyelim. Ama gluteni yediğiniz sürece o duvarlara yapıştığı için sizin kanınıza geçmeyecek hiçbir mineral vitamin. Yani evet, şimdi emilimi gerçekten çok zedeliyor. Bir başka konu, normalde ben hep şöyle anlatırım. Şeyler, bağırsak hücreleri birbiriyle şu şekilde sıkı bağları vardır. Ve bunun açıklığında biz bağırsak geçirgenliği dediğimiz konudur. Glutenin yaptığı bir de diğer etkilerden bir tanesi, bunu bir kongrede çalışma olarak göstermişti bir hoca. Herkese gluten dokunuyor bu arada. Hani hep denir ya, çölyak değilseniz glutenli siz beslenmeye gerek yok gibi bir muhabbet vardır. Gluten aslında hepimizde anlık olarak şu etkiyi yapıyor. Ama belki sizinkisi 10 dakikada toparlıyor. Benimkisi
bir günde toparlıyor. Bir çölyak hastasınınkisi aylar boyunca ona sıkıntı oluşturuyor. Hı hı. Hepimiz anlık olarak bu problem yapıyor. Birazcık zaten sorun yaşıyorsak işte ilaç kullanımları, antibiyotik kullanımları vesaire gibi daha önce konuştuğumuz konuları arka arkaya koyduğumuzda çok stresli birisiniz, sürekli kaygınız yüksekse, sempatik sinir sistemi aktifse o zaman bunun üzerine gluten gelmesi tabii o tekrardan hücrelerin bu araya gelmesini zorlaştıran şeylerden bir tanesi oluyor. Hı hı. Aslında bu eliminasyon tarzı diyetlerde gluteni çıkartmamızın sebebi bu. Yani en azından şunu yapmasını engellemek, bir dönem o uzak kalmasını sağlamak. Bir diğer kısmı immün sistemde şimdi gluten için oluşturulmuş bir yanıt var o bağışıklık sistemin. O yanıtı birazcık bir sakinleştirebilmek. Hı hı. Hedefimiz bu aslında. O yüzden belirli bir dönem, belirli bir miktara kadar. Yani 2 gün falan değil. En azından bir 21 gün, 3 hafta, 6 evet. hafta arası yapılmasının sebebi bu aslında. Evet. Bu romatizmal hastalıklar, diğer bağışıklığı ilgilendiren hastalıklar çünkü bu hassasiyetler sonucunda oluşmuş hastalıklar ve onlar da tabii 2-3 günlük bir haftalık bir diyette zaten düzelmesi beklenemez. Kesinlikle. 21 gün hatta 40 günü bulabilen diyetler çok daha faydalı olacaktır. Kesinlikle öyle. Hani birazcık burada sabretmek gerekiyor. Evet. Peki hocam, detoksta en önemli görevi üstlenen karaciğerin kendisinde detoks yapmak gerekir mi? Onun bakımı ne kadar karaciğer önemli? Karaciğer detoks yapmak. Evet. Aslında gerekir. Yani şimdi az önce konuştuk ya bir evet. işte kişi karaciğer yağlanması var. Bir türlü sorunu çözemiyor gibi bir sorun var. Yani hani aslında birçok şeyi çözmüş ama hala karaciğer yağlanması duruyor. Aslında burada karaciğerin besleyecek şeyler kullanmak gerekiyor. Hı-hı. Bir tanesi enginar mesela. Enginar çok iyi bir karaciğer temizleyicilerden bir tanesidir. İşte deve dikeni ekstratı falan öneririz biz böyle zamanlarda. Ama yine de birisinin önermesini bekleyelim, sağlık profesyonelinin. Burada en önemli şeylerden bir tanesi aslında yiyecekler konusuna gidecek olursak brizika grubu denen işte sülfürlü olan besinler. Nedir hı-hı. bunlar? Lahanagiller. Hı-hı. Yani brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası, mor lahana. Bunlar gerçekten karaciğeri temizleyen yiyeceklerden bazıları. Onun dışında soğangiller diyebilirim. Yeşil soğan, mor soğan. Yani ciddi manada kullanabilirsiniz. Turpgiller. Turpu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki soğanı midesinde rahatsızlıklar hissedenler pişirerek tüketse aynı etkiyi yapar mı hocam? Yapar. Yani şöyle çiğ mi yemek gerekir? Çiğ yemek gerekmiyor aslında. Mesela burada hani mevzu bunları olabildiğince beslenmenize katabiliyor olmanız. Hmm. Yani enginarda sonuç itibariyle pişirip yiyeceğiz ne olursa olsun. Hmm, hmm. O yüzden hani nasıl tüketebiliyorsanız noktasında tüketmeye çalışmak daha mantıklı bir seçenek. Hmm. Ama mesela şimdi midesi sorun var. Soğan tüketemiyor. Midesindeki soruna bir bakmak lazım. Yani aslında orayı da çözümlemek lazım. Evet, evet. Yani aynen. Midesi yetersizliği varsa onu toparlamak lazım. Çünkü hı-hı. o ilerleyen dönemde başka bir şeye sebep olacak. Evet. Bu aktarlar özellikle bazı hasta anlatıyor şikayetini. Bunun için bana ne verebiliyorsun, verebilirsin diye soruyor. Onların tavsiyeleri üzerine bir şeyler alıyorlar. Bunu da değinelim lütfen. Yapmasınlar böyle bir şey. Çünkü o sizin kimyanızı bilmiyor, biyokimyanıza bakmıyor, tahliller yapılmamış, altta yatan sebepleri bilmiyor. Şimdi burada aslında çok güzel bir yere geldiniz. Karaciğer detoksifikasyon organı diyoruz ya. Eğer karaciğeriniz çok iyi çalışmıyorsa ve verilen size şeyler size zarar veren bir şeyse combo. Çünkü yani burada tam olarak karaciğer bu işlemi yapamıyor, atılımını yapamayacak ama siz bir şeyler kullanmaya devam ediyorsunuz. Doğal olarak birikim yaptırıyorsunuz aslında. Belki vücudunuza ekstradan yük olarak bindiriyorsunuz. Hı hı. Fitoterapide benim bir fitoterapi eğitimim yok ama fitoterapi eğitiminde hani böyle eğitimlerde aldığım bir şeylerde şey denir her zaman. 5 taneden fazla bitki karıştırılmaz. Hı hı. Çünkü her bitkinin birbiriyle etkileşimi vesaire mevzusu ayrı. Birbiriyle dikkat edilmesi, bir de değil mi? Aynen. Birbiriyle olan etkisi mevzusu var. O yüzden hani her şeyi öyle kullanmak mantıklı bir seçenek olmuyor maalesef. Daha böyle kendinizi de birisi size önerdi illa bir şey size iyi gelecek, mükemmel hı-hı. olacak diye bir şey yok. Bir durup kendinizi dinlemeniz lazım. Siz hı-hı. ne durumdasınız noktasında. O kadar çok karıştırmak, o kadar çok bitkisel şeylere kaymak mantıklı olmayabiliyor. Çünkü ben dahi önerirken bildiğim bir şeyi de bir hani tereddüt ederek öneriyorum. Başka bir sorun var mıydı, ne durumdaydı diye. Hı-hı, hı-hı. Bunlar önemli şeyler olmaya başlıyor. Hani her şeyi tık tık kullanmana bir şey yok. Şöyle bir şey var. Bir kez kullandınız ve size iyi gelmediğini düşünüyorsanız o anda bırakın derim. Evet. Hani şimdiye kadar kullandınız vesaire. Denge bozuluyorsa ne yapayım diye düşünüyorsanız hani anında bırakın yani. Aynen. Herhangi bir şey için. Bu çok faydalı bir şey için de olabilir. Ne gibi diyelim? Elma yemek belki size dokunuyor. Dokunabilir. Yani şimdi şu mevzu var.
hastalık yoktur, hasta vardır mantığı vardır fonksiyonel tıbbın içerisinde. Bu noktadan baktığımızda bireylerin hepsi için söyleyebilirim ki bir şey çok iyi, sağlıklı dahi olsa size iyi gelmiyor olabilir. Hı-hı. Tamam, bırakın. Evet. Bu kadar nettir. Yani bir kendimize alanımızın olması lazım. Hı-hı. Vücudu iyi tanımak lazım. Aynen, kesinlikle. Neyin bize iyi geldiğini. Çünkü bu bedenin içinde biz yaşıyoruz. Ne tükettiğimizde bize ne oluyor? En iyi biz biliyoruz. Mesela kimi insanlar eti yedikleri zaman hiçbir rahatsızlık olmaz ama ayaklarında özellikle ödem topladığını söylerler. Hı hı. Çok şiştiğini, anormal şişliklerin bile olabildiğini söylerler. Bunu bildikten sonra hasta ona göre beslenmesini düzenlemesi kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Yani hani bir şey size zarar verdiğini farkındaysanız ona göre hareket etmek lazım. Aynen. Şu şey mevzusu. Özellikle reflüde vesaire şey derler her zaman. Ya hocam çok yediğinde bu sorunu yaşamıyorum yoksa normalde bu sorunu yaşamıyorum. O zaman o kadar çok yemeyeceğiz. Bunun çözümü burada aslında. Evet, kesinlikle. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Otoimmün hastalıklarda sorun yaşadığımızda organı geri döndürmek mümkün mü? Aslında evet. Hatta en basit karaciğer konuşuyoruz sabahtan beri. Karaciğer yağlanmasını zaten geri döndürebiliyoruz. Tabii bu siroza kadarki yoldan bahsediyorum. Sonraki süreç biraz daha sıkıntılı tabii evet. ki de. Orası tamamen farklı bir durum. Ama hani o karaciğer yağlanmasında işte seviyeleri var zaten. Son seviye dahi olsanız bir evet çıkış yolu var. Ya da otoimmün hastalıklarda Hashimoto problemi var. Şimdi tiroidlerinde, tiroid dokusu ciddi manada yok olmadığı sürece geri döndürülebilme şansı var mı? Var. Çok iyi. Ama ciddi manada hani emek istiyor, çaba istiyor. Kendinize bakmak gerekiyor. Aynen. Peki böbrek hocam? Böbreklerde böyle organı geri döndürmek mümkün mü? Böbreklerde yani tam olarak mekanizmasını bilmek lazım. Neden tam olarak da? Son dönem böbrek yetmezliğinden bahsediyorsak artık diyalize girmiş bir bireyse biraz daha zor. Şey yani onun bir şeysi var. Gerçekten hani başlangıcından ne konumdasınız? O yüzden zaten sürekli diyoruz ya bir şey sağlığınızı lütfen ertelemeyin. Hemen çözüme ulaşın. İşte 2 ay sonra, 1 ay sonra işte biraz daha kötü olduğunda değil. Bir an evvel gidin ki geri dönüşü olsun. Aynen. Genel anlamda evet geri dönüşü var ama ne tam olarak nereden geri dönüşü var? Yani sizin vücudunuz onu ne zaman şey yaptı? Evet. Ne durumdasınız onu bilmek lazım. Evet, mesela taş üretiyor sürekli vücut. Beslenme bozukluğu aslında o da. Evet. O proteini emilemiyor. O yüzden o taş orada birikiyor. O taşların da kimi kristalli, kimi kireç taşı gibi bir şeyler oluyor. Bunlar da mesela. Ya da asit yükü çok fazla. Çok protein, et yükü beslenenlerde. Alkali bir şey eklemek aynen, lazım. Aynen. Bunlar da. Bunlar çok ümit verici sözler hocam. Yani çok çok keyifli ve güzel. Yani mesela bir diyabet hastasına dediğimiz gibi sürekli insülin kullanmasındansa ya birazcık hani çabayla insülinleri bıraktırmak veyahut işte o pankreas toparlayabilme şansımız var. Ama pankreas döküsü kendisini tamamen bitirmişse onu artık yapacak bir şey maalesef ki yok. Evet. O yüzden bir an evvel. Evet. Lütfen hastalıklarımızı doktora gitme korkusuyla ertelemeyelim. Kesinlikle. Nasılsa geçer deyip ya da ufak bir şeydir, ehvam ediyorumdur diye düşünmemek lazım. Eğer küçük belirtileri bile olsa süre gelen, uzun sürede yaşadığınız sıkıntılarsa eğer o artık bir sinyaldir. Bizle konuşmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani eğer uykularınız düzensizse ya da kendinizi kötü hissediyorsanız, ben doktora gittim vitamin değerlerin iyi diyor bile diye düşünüyorsanız şöyle bir şey var. O çok emin olun çocuklardan değildir, yoğunluktan değildir, başka şeylerden değildir. Bir sıkıntı vardır vücudunuzda, vücudunuz alarm veriyordur. İlerleyen dönemde bir şey olarak karşısına gelecektir zaten. Aslında bizim hani hep kronik hastalık diye konuşuyoruz ama kronik sağlık dediğimiz şey mümkün. Evet. Sadece birazcık buna özen göstermemiz lazım, kendimize değer vermemiz lazım bu konuya dair. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Bilginizden ve ellerinizden şifa bulanlarınız çok olsun inşallah. Aa, inşallah. Çok sağ olun, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler. Bir dileğimiz sağlık olsun programının daha sonuna geldik. Hepimizi çok yakından ilgilendiren, en çok da bilinçlenmemiz gereken konulardan bir tanesi olan detoksu işledik bugün. Alanında uzman diyetisyen Sayın Burcu Koyuncu ile birlikte detoksu en ince detaylarına kadar işlemiş olduk programımızda. Lütfen takipte kalın, Pamukkale TV YouTube kanalından kaçırdığınız programlarımızı izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın.